zencefili aldırmayı unuttuk. Volki. Havalar ısınıyormuş. Çiçekler yerini alabilir. Çok seviyorum böyle bulaşık yıkarken falan bunları görmeye bayılıyorum. Size de bayılıyorum. Herkese böyle en güzelinden yine merhabalar. Umarım herkesin keyfi yerindedir. Vallahi biz yine böyle güzel bir güne kalktık. Bugün mutfağım Kastamonu kokacak. Esin Hanım geliyor ve 3 tane de müthiş enerjili arkadaşıyla birlikte geliyor. Uçakları kalkmadı. Otobüsle geldiler. Bakalım böyle bayağı elleri kolları da doluymuş. Biraz sıkıntı yaşamışlar yolculukla ilgili ama umarım burada güzel vakit geçiririz onlarla birlikte. Alaaddin'i mi arayayım? Zencefil almayı unuttu. Ayşe ile Alaaddin pazara gitti. Gelin arayalım birlikte. Evet. Bunu da bir konuğum getirmişti hatırlarsınız. O kadar işe yarıyor ki böyle her gelene veriyorum. Ben üstüme alıyorum. Alaaddin. Dur Alaaddin telefon çalıyor. Alo. Efendim abla. Zencefil almayı unutma ya. Söylemeyi unuttum. Tamam abla unutmayız. Tamam alırız. Ayşe abla zencefil istiyor Nursa abla. Nursa abla mı? Evet. Ben size portakalcının selamı var. Bak pazarda portakalcı abinin selamı var abla. Çok çok selam söylüyor. Sen de selam söyle. Çok selam söylüyor. Kolay gelsin diyor. Tamam hadi geç kalmayın. Konuklar gelmeden gelin. Hadi hayırlısı. Tamam abla. Hadi kolay gelsin. Tamam. Kış günü zencefil acayip iyi. Bizim Ceylan'ın bir çayı var, dadandık ona. Gayet de iyi oluyor. Aa aşağı bak burada. Burada bak. Alalım. Çok güzel bunlar. Ustam zencefil alacaktık. Ver aşağı. Şöyle verelim. Evet inşallah bir şey unutmayız. Başka bir şey yok, teşekkürler. Geldim. Aa Nursel'cim merhabalar. Hoş bulduk. Size Kastamonu Çatal Zeytin'den kucak dolusu sevgilerle geldim. Yeriz dedi ben de. Evet, biz de sizi yeriz. Merhabalar. Kıyamam ben size otobüslerde. Evet, evet. Biz de size kıyamayız. Sizi yemeğe geldik ama bitirip de gidebiliriz sizi. Bir o şey, zaman ne yaparsınız çok merak ediyorum. Bir şey ediyorum. Söyleyeyim. Bu konuda çok dürüst değilim. Şöyle. Söyleyeyim. Ben valla 3 sezon boyunca uçak kaçtı otobüse bindim. Oo kaçlara kadar öterler yedim. Şimdi, yani sorun değil diyorsun. Şimdi siz geliyorsunuz bana. Ama biz büyük keyifle geldik. Ne güzel. Sizi vallahi sevdiğimiz çok... için, ekibinizi sevdiğimiz için buradayız. Yiyelim. Hepinize kucak dolusu gerçek söylüyorum. Çatal Zeytin'den kucak dolusu sevgilerle şey geldim. Çok selam. Esin Hanım sizsiniz. Evet benim. Bu yaş genç gösterme nedir böyle? Ha? Belki torunlarım. Çaktırmamaya çalışıyorum ama bunun bir sırrını. Torunlarım havasında. Buyurun diyorum. Buyurun şöyle. Oo. Alaaddin. Efendim abla. Nursel'ler bugün kestaneş yapacaklar. Bak şurada kestane var. Onu bir bakalım bakayım. Kestanemiz evet. Güzel. Nerenin bu? Bu İnebolu kestanesi. Evet. Türkiye'de en güzel kestane İnebolu'dan çıkar. Bir kilo alalım. Buyurun. Her şeyimi tamamladık. Aynen Ayşe abla gidelim artık. Geliyoruz Nursel. Yine bugün altın kızlar diyorum. Böyle bütün kızlar toplanınca altın kızlar buluştu diyorum. Niye altın kızlar buluştu? Size yine Kastamonu'nun şahane dört yemeği yapılacak. Neler şekerim? Söyle. Kastamonulu olmaktan onur duyarım. Ama ben ilçesinde Çatalzeytin'de yaşıyorum Nursel'cim. Arkadaşlarımla birlikte sizlere oranın yöresel yemeklerini tanıtmak için buradayım. Öncelikle size kestane aşımızdan bahsetmek istiyorum. Yapılan kestane aşımızı yaptığım zaman görselde diyeceksiniz ki bu spankile veya muhallebiye benziyor ama değil. Mantı, bizim mantımız kemikli et suyuyla yapılan bir mantıdır. Önce kızartılır daha sonra et suyunda haşlanarak sunuma getirilir.
İşli gözlememiz var. O da cevizle yapılan bir şeyimizdir. Buna bazı yerlerde katmer derler. Ama biz gözleme olarak tabir ediyoruz. Dördüncü yemeğimiz çalmaçtır. Mısır unuyla yapılan bir çorbadır. Görüntüsüne baktığınız zaman Çerkez tavuğunu andırır ama değil. Memleketimizin hiç haberi yok. Sürpriz, şok bir haber bu. Biz dedik çekimi bitirdikten sonra fazla bir şey getirmemiş. İlan edelim diye fazla düşündük. Fazla bir şey getirmemişler. Evet. Kusura bakmayın. Bir kolye lütfen. Bu benim eşim amatör balcılık yapıyor. Kendi ürettiği bal. En güzel bal da amatör balcılıktan çıkar. Katıksız, katkısız. Teşekkürler. Göreye ait olan. Köy hanımlarımızın açtığı yufkalar biz tabii kendimiz. Torbalar nasıl güzel. Onu da arkadaşımız Zehra zevkle dikti. Tam kilerlik. Bu ne yufka? O el açımı yufka. El açımı. Biz kendimiz yaptık. Hani biz burada başka yemek yaparsak diye hazırda yanımıza getirdik. Evet. Bu bezleri sen mi yapıyorsun? Evet. Çok güzelmiş. Baktım seyrederken çok dikkat ettim. Hmm. Ay çok güzel hazırlamışsınız ya. Çok teşekkür ederim. Mantar turşusu. Mantar. Aa. Kavanoz kapaklarınız da zengin. Şey hiç böyle bir mantar görmemiştim daha önce. Ne mantarı bu? Kanlıca. Gel. Gel. Şurada bakalım. Hem Ayşe de bak çok güzel. Tamam. Size kestane falan buldu. Bakalım beğenecek misin? Kastamonu kestanesi ise beğeniriz. Hoş geldin. Gel. Aldınız mı? Gel bakayım ne aldın. Süpersin Ayşe Hanım. Nasıldı pazar? Teşekkür ederiz. Hoş bulduk. Teşekkür ederiz. Kızlar ne yapalım? İlk de olsun. İşte gözleme yapalım. Olsun. Olsun mu? Olsun. İlk yemeğimiz bugün mutfağın misler gibi Kastamonu kokacak. İlk yemek de içli gözleme. Geliyor. Buyurun. Sizi yukarı çıkarayım ben. Tamam. Odanızı göstereyim. Bugün mutfağım Kastamonu kokacak. Oldum mu Kastamonu'nu? Ay çok tatlı oldu. İşte gözleme yapalım. En büyük özelliği soğan ve cevizin birleşimi. Bu soğanı da öldüre öldüre bir hal oldum yıllardır. Bu içi lütfen deneyin. Müthiş bir iç oluyor ya. Cevizler, soğanlar pırtlasın böyle. Yırtsın hamuru. Peştemalin tersine, kız yavaş yürüsene, kız yavaş yürüsene. Ben sevdalık çekiyorum, kardeşim demesene, kardeşim demesene. Sırf iç geliyor ağzıma ya. Helal. Malzemeden kaçmadık. Helal, Allah'ım. Kesnaş yapacağız şimdi. Piştikten sonra Nursel'cim bayılmaman mümkün değil. Kestanelerimiz hazırsa ilave edebiliriz. Pekmez zamanı gelmiştir. Heh. Bak rengine muhteşem oldu. Şöyle kokuya bak. Hafif, çok güzel, farklı bir muhallebi çeşidi görmüş olduk. Çalmaç. Çal kaşığı kaç. Halim yok falan diyenlere aynen. Pasta çorbası geliyor. Evet. 3 tane böyle kalça. Tamam. Nursel'cim görüyor musun? Un helvası gibi onu kabarmaya başladı. Gördünüz mü ne kadar pratik bir çorba? Bir sürü mantı yaptık ya. Her şeklini, kapama şeklini yaptık. Mantının içinde et var. Evet. Kıyma değil, kemiklerimiz dağılmış. Pirinçli, didiklenmiş etle bir buluşacak. Efsane. Ay için güzelliğine bir bakın. Ben bunu şu an yerim. Ne güzel koktu. Şu an bitirdiniz beni. Ben şunu böyle olduğumu çok seviyorum. Kızları topla. Hep beraber şöyle mantı yapalım. Hoş geldiniz. Aa, bu ne? Ben size gelemedim, siz bana mı geldiniz? Köşeyi köşeye yapıştırıyor. İşte buna biz anne diyoruz. Mantının son aşamasındayız. Of ya. Dumanı üstünde yemeğimiz. Vallahi süper görünüyor.
portakal, zeytin örtünüz. Nursel'cim biz geldik hayatım. Hoş geldiniz. Bak neleri unutmuşum. Çatal Zeytin'in yöresel kıyafeti. Ne bağlayayım mı sana, göstereyim mi? Peştemal bürgü. Böyle bir şey. Peştemali biz hani yıkandıktan sonra... Hayır hayatım, bizde de bu. Biliriz. Mesela öyle bir tabir vardır bizde. Peştemalı kapta gel, pazara gidiyorum komşu. Ya, evet. Pazara giderken peştemal taşıyorsun. Yani günlük yaşamda eskiler, daha öncekiler. Bizden önceki nesil. Bunu bu şekilde. Böyle. Bu bizim yöresel kendi kıyafetimiz Nursel'cim. Ama bunun sende daha hoş duracağını düşünüyorum. Hangisini? Bunu istersen size bir bağlayayım. Ver, bağlayayım. Oldun mu Kastamonu'nu? Çatal Zeytin'in oldun. Ay çok tatlı oldu. Hazırız, her şeyimiz hazır. İlk yemeğimiz dedik ki içli... Gözleme. İçli gözleme. Evet, gözleme. Örtünüzü serdim, peştemali bağladım. Tam bir Kastamonu gibi. Ama önce herhalde hamur yoğuracağız. Evet, hamurumuzu yoğuralım Nursel'cim o zaman. Kastamonu mutfağından içli gözleme. Hamuru için 1 kilo un, 1 yemek kaşığı tuz, aldığı kadar su. İçi için 3 adet kuru soğan, 2 su bardağı ceviz içi, yarım çay bardağı sıvı yağ, 1 tatlı kaşığı tuz. Hamuru yağlamak için 1 su bardağı sıvı yağ. Un, su, tuzdan evet. Kulak memesi kıvamında aynen. Bir hamur geçiyoruz. Ne kadar yumuşak olursa evet. Gözlemenin lezzeti o kadar güzel olur. O zaman... 1 kilo kadar un mu gidecek? Öyle. Yani yaklaşık tabii öyle olabilir. Şöyle koyabiliriz onu bence. Tamam. Zaman. Şöyle 1 kilo gibi düşüneceğiz. Şimdi bismillah diyerek güne başlayalım. Başlayalım. Sevdim peştemalini. Çok mu sevdin? Ama öyle güzel durdu ki Nursel'cim sen de tam annem gibi durdun. Öyle buradan mi? Da annemin ellerinden öpüyorum. Neden annen gibi durdu? Zayıf. Annem de sizin gibi zayıf, zarif. Hala zaman zaman kullanır. Ama daha önceden daha çok kullanıyorlardı tabii. Şimdi şey yaptıkça ne gençler... Ne annenin adı, bizi izliyor mu? İzliyor, evet. Annemin adı Fidan. Fidan Hanımcığım, sevgiler, selamlar, ellerinizden öpüyoruz. Sizin gibi durduysa... Ne mutlu bana o zaman. Soğanı kavuruyoruz, değil mi? Evet, önce soğanımızı kavuracağız. Tereyağı, sıvı hayır, yağ. Sıvı yağdır. Benim sacımı gördün, ona evet, göre yaptı sacım. Özlemelerini. Evet. Hani büyük, biraz küçük benim sacım. Tamam. Şuradan un alabilir miyim? Kızdı ya. Atabiliriz. 3 mü 4 mü soğan vardı orada? Tahtayla alalım istiyorsan. Şöyle 2 bardak kadar da ceviz çekeyim. Yeterli, yeterli. Az dişe gelsin. Biraz tabii, dişe gelirse daha güzel olur. İyi mi? Yeter, güzel. Cevizi de kavuracak mısın? Hayır, içinde? Hayır. Sadece cam kapta karıştıracağız. Koy şekerim şöyle. İçin soğuması yani. Gerekecek. Yani şimdi kabı aktarınca tabii, direkt tabii. İlerleyebiliriz. Hı-hı. Hiç yorulma. Şöyle bence otur. Teşekkür ederim. Yeter. Hamurumuzda da var. Aynen. Soğan bayağı öldü. Bu soğanı da öldüre öldüre bir hal oldum yıllardır. Ne şey bir tabir değil evet. Mi? Soğanı öldürdüm. Kapatalım altını Şermin'cim. Şurayı alalım Şermin abla onu direkt. Tamam. Su hem soğumuş olur. Ben de hamurumu açmaya başlayayım o zaman Nursel'cim. Tamam. Oklava alabilir miyim? Çatal Zeytin'e hiç gitmedim. Bekleriz Kastamonu'na o zaman. İlk gelişiniz geldim. Bizim misafirimiz olarak. Buyurun beklerim. Çatal Sizin Zeytin. Sizin orada ne derneğiniz var? Bizim Yaşam Paylaşalım Derneği diye bir dernek kurduk arkadaşlara. Üyelerimizin aidatlarıyla, verdikleri yardımlarla şu anda 10 tane üniversite öğrencimize, bunlar tabii sponsor eşliğinde de devam ediyor sağ olsunlar.
Burs mu veriyorsunuz? Burs veriyoruz, evet. Süper. O kadar çok öğrenci diyeyim. Hani böyle küçük paralar yüzünden istediği şeyleri yapamıyor ve okuyamıyor evet, ki. Evet. Çok değerli bir hareket sizin yaptığınız. Bu arada hamur bence dinlenmedi sayılır. Soğanı döktük o kadar. Evet. Ona rağmen çok iyi açılmadı mı? Aslında bu da acaba benim maharetimden mi? Kesinlikle öyle. Çok güzel açıyorsun ama şey de güzel bir püf noktası değil mi? Eğer çabuk hızlı açmak istiyorsak biraz kulak gevşek, memesi tabii. Hani yumuşak bir hamur tutmakta fayda var. Ne kadar açacaksın? Tamam bu yeterli. Şimdi ben bunu yağlayıp katlayacağım. İçleyecek misin yani? Hayır önce bir yağlayayım. Kapı çaldı. Merhaba. Buyurun. Selamlar. Esin ablaya geldim. Öyle mi? Buyurun. Merhaba. Misafirimin misafiri mi? Misafirim hoş oldum. Hoş geldiniz. Merhabalar. Esin Sultan. Efendim Nursel'cim. Bir misafirim var. Güzel bir kız. Berfucuğum hoş geldin. Gelinimiz, kardeşimin eşi. Hoş geldin. Ne kadar hoş merhaba. Bir bayan. Evet, gelinimiz güzeldi. Biraz gelmez misiniz? Biraz bakayım ama işinize de mani olmayayım. Yo, bir küçük böyle bir montunuzu alayım istiyorsanız. Tamam. Buyurun. Sen bunu yağlayıp dinlendirecek misin? Evet, şimdi göstereceğim. Berfu da bilmez. Şimdi görecek görümcesinde. Siz neyisiniz? Biz aslen aile olarak Karadenizliyiz. Bir şey söyleyeceğim ben Berfu'ydu değil mi? Berfu. Çok beğendim Berfu'yu ya. Teşekkür ederim. Yani şey ne aslen nerelisin? Biraz Çerkezlik var herhalde bizde. Var var vallahi bak. Bizde de var. Beğendim. Yani eşi tarafında da var. Anneannemiz Çerkez. Senin kardeşinin hanımı. Evet. Evet, vallahi şanslısınız ne diyeyim. Berfu Hanım da sizin sektörden. Öyle mi? Evet. Televizyoncuyum ben de. Ben sizi o zaman oradan tanıyorum. Sunucusunuz. Evet program yapıyorum. Spor programları yapıyorum ağırlıklı olarak. Şimdi bak aslında ben bir yerden tanıdım ama nereden bulamadım. Hani gerçekten televizyonda insan çok farklı tabii, gözüküyor. Tabii çok farklı. Spor spikerisiniz, sunucusunuz. Spor programları yapıyorum. Sunuyorsunuz. Ara ara başka programlarda yaptığım oluyor ama en son TRT Spor'daydım. İyi oldu tabii. Yani artık kadın erkeği kalmadı pek. Biz yani bu işi bilen ekranda oluyor, bilmeyen de dışarıda kalıyor. Ha, süper. Evet. Şekerim, hepsini yağlayıp kenara koyacaksın. Evet. Sonra... Onlar bize kat 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 yol su elektrik olarak geri dönecek. Geri dönecek. Evet. Tamam. Aynen öyle. Sonra da içleyeceksin. Orada 2 bardak ceviz, 3 tane soğan var yeni evet. Açanlar. Bu içi lütfen deneyin. Berfu sen de dene. Vallahi hazır evet. Yufka al yine de dene bak. Bunu yapamaz. Hazır yufkayla bu kadar güzel olmaz. Mesela hani çalışan kadınsın ya. Hafiften. İlla ki şu içi deneyin yani. Çok hoş olmuş ama gerçekten tadı. Yani sen şimdi tekrar açıyorsun. İlk evet, yaptığını evet, aldın. Evet Nursel'cim buna ilk yaptığımı aldım. Yoklavayla devam ediyorsun. Oldum. Ama biz o içimize karabiber tamam. ilave ediyoruz. Şimdi Berfu sosa yapıyor sen açarken. Etmedim. Genelde bunu fazla un katmadan açmaya çalışacağız. Şey saçta pişeceği için mi? Evet. Ben sana bir karabiber de vereceğim. Yarım çay kaşığı da karabiberimiz. Şunları yani bayıldım şekline. Gördüm, görmedim sanma böyle yani hareketler asla kaçmadı. Nasıl yemekle aram? Karabiber attım. Çok güzel yerim yemek ben. yani ev yemeği falan? Ev yemeği yapabiliyorum ama çok hani öyle hobi gibi hani herkes mesela Esin abla durup dururken oturur birden mantı açar. Kulaklığı diye bir şey var orada. O çok ya sinir bozucu değil mi? Böyle ay dur bir mantı bir şey yapar falan. Hani öyle bir şeyim yok. Tabii biraz da çalışma hayatının içinde olmakla ilgili olabilir. Tabii, pek tabii. Vakit bulamadan. İşte o yüzden ben bazı tariflerde mesela bunun en büyük özelliği
soğan ve cevizin birleşimi. Hakikaten evet. Denemenizi çok istiyorum. Evet. O yüzden diyorum ki vaktiniz yoksa açamıyorsanız, hamur yoğuramıyorsanız önemli değil sadece şu içi denemeniz açısından. Hazır yufka ile yapın ne olacak? Soğan kavrulacaksınız, üstüne de aynen. Ceviz koyacaksınız. Müthiş bir pratik iç oluyor ya. Evet. Tabii ki senin açtığın gibi olmuyor ama için en azından tadına bakmış olacaksınız. Şu hiç sorun değil, tam tersine istediğimiz tabii, o. Tabii. Bütün çıksın cevizler, soğanlar pırtlasın aynen, böyle. Aynen öyle. Yırtsın hamuru. Sesi duydun Nursel'cim. Şu anda ya, nasıl? Acayip bir şey yani. Şöyle bir koydun, Joss sesini de duydum, böyle bir fena oldum yani. Nursel'in mutfağı küçük harfle birleşik. Bugün mutfağım Kastamonu kokuyor. Kokmaya başladı bile böyle soğan, ceviz. İnanılmaz güzel ya, çok güzel. Ben bunu daha hemen çevirmeyeceğim. Bir kaldırsın kendini. Tamam. Teşekkürler. Başlamışsınız. Tamam. Başladık. Kestaşlar kesilecek, kestaş yapılacak. Onu bir hatırlatalım dedik. Esin Sultan. Biz onlara bir an önce kestaneler. Efendim. İki kestanacı yapmak istiyorsan kestaneleri çizmek gerek. Çizsek. Tamam, ben de onu Zehra ile Figenci'me vereyim. Siz onu bir zahmet lütfen çizerseniz haşlamaya koyalım. Kızlar. Tamam mı? Teşekkür ediyoruz. Süper bir hatırlatma. Çünkü evet. Doğru söylüyorlar. Bunların çizilmesi gerekiyor. Haşlanması gerekiyor. Soğuyacak ki. Ayıklayacağız. Biz bunu alalım. Nasıl yapacağını bir tane göstersene. Bu şekilde. Buradan doğru. Şeyinden. Tam, evet. Baş kısmından. Baş burası. Evet. Ne deniyor bu buraya? Bu şekilden. Yaracağız. Uç. Sonu. Evet, bu şekilde. Ne kadar sert. Haşlama yaparken evet. Kafasından evet. Değil, şuraya ucundan. Ne denirse. Ucundan. Kolay olur. Şurasından. Peki, kolay gelsin size. Haşlanınca ağzını açacak güzelce. Tamam. Bunu alalım, sizlere de tekrar kolay gelsin. Elinize dikkat gelsin. Edin. Eğer varsa hazır alabilirim. Hemen. Hiç sacı yağlamaya gerek kalmadı. Diyeceksiniz ki sacımız yok, ne yapalım? Tavada yaparlar değil mi? Evet, Esin yağsız Sultan. Tavada yapabilirler Nursel'cim. Süper. Sıradaki kızlar. Güzelciğim, bunu kesme işlemimizi bitirdik. Ne huzursunuz. Bunu yıkayalım. Haşlamaya koyalım. Geliyorum. Sen koy onu şekerim. Ne kadar kestane aldı acaba Ayşe? Orada ne benim kadar var? Benim işim bitti. Kestaneyi ben haşlayabilirim. Olur. Haşla. Tamam. Kestanelerimizi yıkadıktan sonra soğuk suyla haşlamaya bırakacağız. Niye soğuk su? Sıcak su koyarsak şey olur, kestanemiz böyle ne dedim, nasıl tabir kullanayım, halleşmez. Kirt kirt deriz biz bunu. Şimdi ona birazcık ben tuz ve şeker ilave etmek istiyorum. Yeni açanları hatırlatıyorum, biz şu anda cevizli, soğanlı içli gözleme yaptık. İçli gözlememizi yapıyoruz. Evet. Ama ikinci kesnaş olacak. Güzel bir muhallebi tarifi vereceğiz. Evet. Onun için bu güzel kestanelerin haşlanmış olması gerekiyor. Çünkü döndüğümüzde onları ayıklayacağız. Evet. Şimdi koymuş olduk tuzunu. Bir tane kesme şeker atayım mı? Tabii. Güzel olur tatlanması için. Hem tuz hem şeker. Evet. Bu çok böyle adettendir. Böyle illa bir lezzet katar katması ya. Katması için. Evet. Kapağını kapatalım. Tamam. Hamurumuzun başına geldik Nursel'cim. Nasıl buldun? Maşallah sana. Nasıl buldun? Süper. Süper. Enerjine bayıldım ya. Teşekkür ederim. Nazarlar değmesin. Değmez. 60 yaşına kadar değmediyse bundan sonra değmez.
söylemeseydin. Bize ne yakışır? Türkü yakışır şu anda. Sizin oraların yok mu bir türkü? Var da bizde ses yok. Ne yapacağız, yapacağız şimdi? Ya ne yapacağız sesi? Biz yabancı mesela, yok. Kim, biz bizeyiz değil şu mi? Şu peştemali söyle. Evet, o sizin kızlar beraber mi? Söyleyelim. Gel gel Allah aşkına. Gel gel. Gel gel. Şermin'cim gelir gel. Misin lütfen? Ne gelsin? Peştemalın tersine gelsin. Hadi. Evet. Haydi. Peştemalin tersine, peştemalin tersine, kız yavaş yürüsene, kız yavaş yürüsene. Ben sevdalık çekiyorum, ben sevdalık çekiyorum. Kardeşim demesene, kardeşim demesene. Of of ölüyorum, mendil salla geliyorum. Mendil salla geliyorum, mendil salla geliyorum. Ya çok tatlı. Bir şey diyeceğim. Şey mi bu? Meydan okumalı bir şey evet, mi? Evet yok değil yani. Bu biz düğünlerimizde eskiden. Yok böyle böyle ittin falan ya. Evet canım yani eskiden öyleydi. Aslında Çatalzet'in kızları kumda belli izleri. Sakın çirkin sanmayın güneş yakmış yüzleri. Ya. Evet. Şey yani. Sen de kaçtın. Ben görmedim sanma. Şimdi ne olsa gelin görümce durumu var bizde. Ben biraz kenarda öyle. İyi mi? Ne kadar da bir görüşüyorsunuz? Biz mi? Telefonla çok sık görüşüyoruz. Evet. Yani hemen hemen gün aşırı diyebilirim. Evet. Ben aramazsam kendisi arar. Düğün nerede oldu? Kastamonu'da mı burada mı? İstanbul. İstanbul'da biz bir nikah yaptık. Çok benim oda. Çatalzeytin olduğu için tabii. Gerçi gittik evet. Biz birkaç defa. Evet. Çatalzeytin'e. Güzel mi? Esin ablanın burada kızı var, torunu var. O geldiğinde görüşüyoruz. Çatalzeytin çok güzel. Küçük bir Karadeniz sahili düşün. Her yerden denizi seyrediyorsun. Kıyısı oturduğumuz var. Plajı var. Çok güzel kumları var. İnanmazsın ya. Böyle bir yer olamaz. Ben ilk gittiğimde çok şaşırmıştım. Arkamız orman, önümüz arkası deniz. Ay. Yeşil ile mavi harman olmuş. Çatalzeytin doğmuş. Ay çok güzelmiş. Sen benim görevimi biliyor musun? Görevlerim var benim. Neler? Tadım. Bu programda ha? Söyler misin biz de bilelim. Tatmak. Tatmamı istiyor seyircilerim. Tamam o zaman tadabilirsin. Ama bak düşüp de bayılma sonra tutamam seni. Ben burada. Bakacağız artık. Bilemem Nursel'cim bak. Alttan. Hepsi şöyle. Güzel. Görüntüsüne ha. Ya breh breh derler bizim orada. Ben de Trakyalıyım. Bazen çok şanslı hissediyorum kendimi. O kadar incecik açmışsın ya. Sırf şey geliyor, iç geliyor ağzıma ya. Tamam, helal. Malzemeden kaçmadık. Helal. Allah'ım. Yıkılıyordum. Rüzgarımdan bile uçuyorsun oraya. İkinci yemeğimiz efendim. Kesnaş yapacağız şimdi. Yaptığımızda herkes izlediği zaman ekrandakiler de diyebilir ki Nursel'cim bu bir puding veya işte spangile görümde ne var onda diyebilirler. Ama piştikten sonra Nursel'cim hele hele sen tattıktan sonra bayılmaman mümkün değil. Kesnaş gelsin. Gelsin. Kapatıyoruz kestanemizi dönüşte ayıklamayla devam edeceğiz. Hadi bakalım. Kastamonu mutfağından Kesnaş. 3 litre su, 2 su bardağı un, 5 su bardağı toz şeker, 1 kilo kestane, 1 çay bardağı pekmez, 1 çay kaşığı tuz, 1 adet kesme şeker. Soğuk su olması gerekiyormuş. Ve onu şimdi güzel önce böyle açman gerekiyormuş. Evet, evet. Şimdi ben ölçü için bardak alabilir miyim? 2 su bardağı. Bunu da koyuyorum o zaman. Tabii onu da ilave edebilirsin. Aslında söylediğinde çok haklısın. Şu an açanlar nasıl muhallebi bu diyecekler. Evet sen, aynen. Mesela şeker aynen. Bile yok şu an farkındaysanız. Evet aynen. 3 litre suya 2 bardak un koydun. Doğru evet. Mu? Şöyle onu bir güzel açıyoruz. Daha sonra ocağımızı. Şimdi sen bunu al şekerim. Kestaneyi süzüyorum. Bir soğuk sudan geçiriyorum. Hemen elleyebilmek için. Ama biliyorum aslında kendi halinde soğusa evet, lezzeti evet, kalır. Evet, lezzeti içinde kalsın. Ama hızlı hareket etmek tamam. İçin. Nursel'cim, ocağımızı yakabilir miyiz? Tenceremizin altına.
iyice karıştığına inandıktan sonra yakıyoruz. Evet. Topak olmayacağına inandıktan sonra. Ben onda da artık çözüm var. Mikserle hemen şeker. Şekerim. Söyle. Şekerini şu an koymuyorsun. Evet, koymuyorum. Çünkü ağdalaştığı zaman unu dibine çöker. O zaman tenceremizin dibi tutar. Mutlaka bir bildiğiniz vardır ama bence şu anda da karıştırıyorsun. Evet. Aynı şeyi ver, ben yorulayım. Devam. Ben de büyük keyifle izlerim. Oh, ne alemdesiniz? İyi, iyi gidiyor. Hoş geldiniz. Kesin şahı hazırlık. Evet, aynen öyle. Çok biliyor güzel. Musun sen bunu? Ben bunu hiç bilmiyorum. Yemedim. Ben de sizinle beraber. Kız, benimle hiçbir şey yedirmemişsiniz. Ya arkadaş, bütün gerçekler ortaya çıktı. Esin abla doğruyu seviyor. Beni pek sevmiyor musun? Çok seviyorum, aşkım. Sevmem mi? Peki. Ben şimdi izninizle kaçıyorum. Biraz işlerim var. Tamam. Siz bu yemekleri bitirin. Akşam yemeğe gelirim inşallah. Tamam, bekleriz. Gerçekten. Yine beklerim. Elinize sağlık. Ellerinize sağlık. Bunları ben de bir en azından uygulayabildiğim kadarını deneyeceğim. Esin abla sen de başında öğreteceğim. Durursan. Biraz ya, biraz bize de bir el ver artık. Tamam, vereyim. Bir ilgilen gelinle. İlgileniyorum. Peki hadi kolay gelsin. Sağ olun. Çok teşekkür ediyoruz. Kolay gelsin. İstersen sen geçir misafirini. Tamam. Hadi biz gidelim. Hadi görüşmek üzere. Şöyle. Bu Esin Sultan'ın usulü, şekeri sonradan koymak. Evet, muhallebi piştikten sonra. Daha kolay sonra geliyormuş ona. Siz isterseniz hani klasik muhallebi yapar gibi şekerini önceden de katabilirsiniz. Katıyorum. Evet, lütfen. Daha pekmez katacaksın. Tabii son puf noktamız o. Birazcık fazla gelmez mi? Çok şekerli olmaz mı? Hayır. Şunlara koyacağız. Uygun mudur? Uygundur Nurselcim. Kaç tane çıkarsa artık. 8 tane buna koyarız. Kalanını tamam, başka kalanı kaselere başka koyarız. Fok fok yapmaya başladı. Evet, göz göz olmaya başladı. Şimdi kestanelerimiz hazırsa ilave edebiliriz. Bunlar bitti. Helak oldun. Biz şu irilerden ayıracağız mı? Onları hayır, şey evet. Alalım. O tabakta kalır. Ben şöyle koyarım. Koyuyorum. Tabii tabii, hepsini. İri iri. Evet. Siz ilave ederken ben de karıştırmak durumundayım. Çünkü dibine çöker. Bu arada böyle parça parça yapmak çok iyi. Şey, ağza gelecek. Ağızda tabii evet. Gelmesi daha güzel. Şunu da koyabiliriz. Şunu da. Sen el sanatları öğretmenisin. Evet. Şurada önlüğün var. Evet. Onu da göstereceğim. Çünkü çok acayip havalı bir önlük yapmışsın. Bakayım. Şöyle. Yakalı makalı. Bunlardan önürsenin şöyle bir şey. Hiçbir masraf olmadan oluyor. Evdeki gömlekler, kullanılmayan olmayan gömlekler. Pantolonlardan falan. Kursiyerlerime de bu şekilde yaptırıyorum zaten. Bak, hiçbir masrafları yok. Evde ne varsa onları değerlendiriyorum. O da daha güzelmiş evet. Bu arada. Bunu bilmiyordum. Şu yakası falan çok hoş tabii, ya. Gömleklerin orijinal yakasını kullanıyoruz. Tabii. Yapma değil. Dur bakayım. Şu an idrak edebildim. Onlar şeyleri, cepleri kollarından yapıyoruz. Kız, ay ön müthiş. Normal orijinal düğme yeri zaten. Çok iyi o fikir şekilde, değil evet, mi? Evet. Vallahi bak çok iyi fikir. Bravo, işte yaratıcılık budur. Zaten evet, kursumuzda hep bu şekilde bunları. Bu da kızlarınıza, küçük kızlara. He? Mandan öllü diye geçiyor ama siz nasıl kullanırsanız öyle daha güzel olur tabii. Bu mandal da olur. Öyle, çok güzel. Mandalık mandalla çok çamaşır asmada kullanılıyor. Ne zordur o mandalı, hiçbir yere koyamazsınız. Elinizde sonra, tutarsınız. Sonra, evet. Yani sepet de olsa zordur. Bu çok akıllıca. Vallahi çok iyisin. Beğendiysen çok sevindim. Güle güle kullanmış. Çok iyisin. Nurselcim. Evet. Canım. Pekmez zamanı gelmiştir. Hem lezzet katacak hem görselliğimizi çok koyu bir pekmez. Bu çözülecek şimdi. Burada evet, açın. Tamam. Hani çok koyu olduğu için kimisi daha cıvık oluyor ya, daha mı çok koymak gerekiyor? Tabii o zaman cıvıksa. Da, tabii. Mesela tabii, cıvıksa tabii. Pekmeziniz tabii. 1,5 akıcıysa, çay bardağı tabii, falan olabilir. Tabii, olur. Bu bakın bayağı koyu. Evet. Şimdi sen ilk pişirirken söylemiştin. Baktım böyle, aman Esin abla da
Ondan muhallebi pişiriyor. Yok yavrum ben bunu düşünme, biliyorum. Biliyor musun? Ben ama biliyorum. Benimki kadar lezzetli değildir ama yediğin zaman göreceğim. Bu gerçekten doğru söylüyor. Hani birisi size anlatsa öf, ne, yani misafire falan yapılır mı? Canım hani çok kolay mı olur acaba diyeceğiniz bir şey. Tabii. Ama aslında yerken ne koydun bunun içine Esin abla diyecekler yani değil mi? Diyorlardır evet, sana mutlaka. Aynen. Şöyle yapacağım bir çalkalamış olayım. Bak rengine muhteşem oldu. Bitti. Evet bu bir iki taşım kaynadıktan sonra sunuma hazır. Valla kollarım yorulmasın dedin ama başladığından beri çevirip hazır yapmasın. Benim için jimnastik oldu. En çok da bu kesnaşın şeyini seviyorum. Son halini seviyorum. O göz göz kaynamasını, fokurdamasını seviyorum. Hı-hı. Yalnız Nusel'cim ben bir kepçe hemen rica edeceğim. Hemen veriyorum. Şöyle, ooo kutuya bak. Bunun en son yani pekmez katmamızdaki şey şeyden kaynaklanıyor. Ah. Dibine çökmemesi için. Kestane mi kesnaj diyorsunuz? Kesnaj. Bu tatlının adı mı kesnaj? Tatlının adı kesnaj. Tatlının adı. Kalanını da şuna koyalım. Tamam, nasıl arzu ediyorsan. Bu kadar. Biraz afiyet üstleri olsun. Kabuk tutunca da şöyle içinde ne olduğunu belli tabii. Edecek. Süsleyebiliriz. Süsünü yaparız. Evet. Şimdik. Yeme de yanında yat şimdi. Yatalım. Bence yatalım de mı? Hafif, çok güzel, farklı bir muhallebi çeşidi görmüş olduk. Evet. Halim yok falan diyenlere aynen. Hasta çorbası geliyor. Evet. 3 tane böyle kalça. Tamam. Nusel'cim görüyor musun? Un helvası gibi onu kabarmaya başladı. Gördünüz mü ne kadar pratik bir çorba? Bir sürü mantı yaptık ya. Her şeklini, kapama şeklini yaptık. Mantının içinde et var. Kıyma değil, kemiklerimiz dağılmış. Pirinçli, didiklenmiş etle bir buluşacak. Efsane. Ay için güzelliğine bir bakın. Ben bunu şu an yerim. Ne güzel koktu. Şu an bitirdiniz beni. Ben şunu böyle olduğumu çok seviyorum. Kızları topla. Hep beraber şöyle mantı yapalım. Hoş geldiniz. Aa bu ne? Ben size gelemedim. Siz bana mı geldiniz? Köşeyi köşeye yapıştırıyor. İşte buna biz anne diyoruz. Mantının son aşamasındayız. Of ya. Dumanı üstünde yemeğimiz. Vallahi süper görünüyor. Şimdi dedin ki üçüncü şey yapalım. Çalma çorbası yapalım dedim. Onun tavuğunu koyalım toplanmadan tamam. Önce. Haşlansın. Anca hallensin. Evet o haşlansın. Şöyle o haşlanırken biz de diğer işlerimize bakalım. Tamam. Nursel'cim ben senden ayrı durmak istemiyorum beraber. Durma zaten. Durmayayım. İlla ki buttan mı yapılıyor? Tabii biraz butta yağ olduğu için daha şey göğüs eti biraz şey oluyor böyle. Evet. Yağsız olunca yağ ilave etmek gerekiyor. 3 tane böyle kalça. Tamam çok güzel. Sıcak soğuk fark etmiyorsa. Fark etmiyor. Fark etmiyor. Suyunu kullanacaksın az daha ekleyelim. Biraz daha evet. Şöyle tuz, o kadar mı? Evet. Tamam, yeterli. Evet. Okay. Çalmaç. Çalmaç. Üstünde. Çal kaşığı kaç. Pratik, acayip pratik mısır unundan şöyle güzel bir çorba tarifi vereceğiz şimdi size. Evet. Böyle hani zor gelenler varsa, hastayım, ay halim yok falan diyenlere. Aynen, aynen. Hasta çorbası evet, geliyor. Evet. Kastamonu mutfağından çalmaç. 3 adet tavuk kalça, 5 yemek kaşığı kavrulmuş mısır unu, 1 tutam maydanoz, 2 yemek kaşığı tereyağı, tavuk suyu, 1 adet kuru soğan, 1 tatlı kaşığı karabiber, pul biber ve tuz. Evet. Çalmaç çorbasına başlıyoruz. Güzel bakır bir tencere seçtik kendimize. Evet. Önce tereyağımızı. Tereyağında
yanınızda getirdiğiniz kavrulmuş bir mısır unu bu zaten. Evet, fırınlanmış hafif kahve, mısır unu. Fırınlanmış deniyor. Fırınlanmış mısır unu. 2 yemek kaşığı kadar. Bizde iki çeşit mısır unu vardı. Biri asu mısırı dediğimiz. Fırınla asu. Asu de aslında asu mısırı, asılarak kurutulan mısırdı. Şu yani. Evet, 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 evet Musalcığım. Ama o kavrulmuş gibi yani fırınlanmışı kadar lezzetli olmaz. Biz bunu daha çok tercih ederiz. Bu asılmış unu evet. Kırınca yarma oluyor. Yarma mısır oluyor. Yarması. Ama oluyor. Biz gene de fırınlanmış mısırdan yarmayı tercih ederiz. Hem ununu hem yarmasını. Esin Sultan sen maydanozu kıyarken ben tavuğunu açacağım. Tamamdır tamam Selçuk tamam. Tamam nasıl istiyorsan. Bu temiz. Tamam. Sen de ununu şimdi kavuracaksın. Kuru herhalde. Kuru. Tamam. Ben alayım onu. Şöyle alayım ben. Tepeleme koyuyorsun. Tepeleme tabii. Şöyle dolu dolu 2 kaşık, 2 değil 3 kaşık tereyağı koyduk. 5 kaşık mısır unu. Mısır unu evet. Hemen sana tavuk suyu yetiştiriyorum merak etme. Gel gel Seko tencereye gir bak. Musel'cim görüyor musun? Un helvası gibi onu kabarmaya başladı. Onu görmek istedim aynen. Kenarından mı dökebilirsin? Evet daha pratik. Evet daha pratik. Ev işi. Tamam. Yeterli. Kalanını da normal su ekleriz. Evet. Dağılmış baksanıza evet. Kemiklerine. İstersen ben. Şimdi vereyim. Çatal da vereyim ellerini yakma. Ben de eğer tavuk yapacaksam illa kemikle alıyorum. O kemiğin lezzeti oluyor. Geçiyor. Onu, evet. Maydanozunu şimdi alabilir miyiz? Tamam. Aa kavuracaktık onu söyledi. Fark etmez. Onun üstüne atacaktık fark etmez. Şöyle mi? Evet. Tak dedik bitti. Buyur şekerim. Teşekkür şöyle elin ederim. Yanmasın. Derisi bir tek fırınlanıyorsa... Evet. Çok güzel oluyor. Onun dışında ben de sevmem. Tereyağını da tavada kızartırsam ben şey yapıyorum. Evet. Nursel'cim bu Çatal Zeytin'e yöresine ait. Farklı mı Kastamonu'nun yemekleriyle oranın yemekleri? Tabii vilayetimiz olmasına rağmen Kastamonu ile bizim sahil kesimindeki yemek kültürü çok farklıdır. Geleceğim senin oraya. Özellikle. Gelin öyle güzel anlattı ki az önce. Yani hakikaten böyle gidesim geldi evet, çok. Evet, evet. Biz ayağımızı sürdük herhalde. Bir şeyler var. Kapı susmadı bugün. Merhabalar. Merhabalar. Yine misafirin mi geldi? Nurfel ablacığım. Sizi büyük hayranlıkla izliyoruz. Valla başvurumuzu da yapmıştık ama tekrardan... Normal şey, beni görmeye mi geldiniz? Evet, ben şu an yok, yok siz ziyarete geldik. Gerçekten evet. Mi? Nereden? Yeter Kastamonu Cide'den geliyoruz. Kastamonu'dan bir de. Nerede? Şaka yapıyorsunuz herhalde. Bak, kim var Esin abla? Efendim Nursel'cim. Hiç tanımıyorum. Kapıyı evet. Çaldılar. Günlük böyle ziyaretçilerim benim çok oluyor. Evet. Kastamonu'da hemşerin çıktı. Aa ne güzel. Nereden siz? Neredensiniz? Biz Cide'liyiz. Kastamonu Cide. Ben siz? Çatal Zeytin'den. Aa hemşeri memnun oldum. Evet tabii çok memnun olduk. Siz Kastamonu'da mı yaşıyorsunuz burada mı? Kastamonu Cide'de yaşıyoruz biz. Bu. Siz anne kız mısınız? Evet. Gözleriniz çok benziyor. Anne kızız. Evet anne kızız. Sizin şimdi, meraklarınız. Şimdi ya şöyle... Hakikaten sağ olsunlar evimizi görmeye çok fazla böyle gelen oluyor evet. Gün içinde hani hepsini kayda almıyorum her gelene çok teşekkür ediyorum hani hakikaten çok onur oluyorum ama çok teşekkür ama hani başvurularınız için hani diğerlerine haksızlık olmasın diye söylüyorum bizim Melis var biliyorsunuz keşif ekibimizde o ilgileniyor başvurularla. O yüzden sizi Melis'e havale edeceğim. Tamam. Mutlaka değerlendirir zaten o. Nesin aşağıda, Seyhan aşağıda. Şu başvuruyu bir gözden tamam. Geçirin bakalım tamam, tamam mı? Bir tamam. Ayşe çay ısmarlar tamam. Size. Tamam, teşekkür ediyoruz. Ben güzel şey göndereceğim. Tamam. Ben böyle hep etli etli bırakırım bir şey ayıklarken. Doğru ama. Bol bol kedim var biliyorsunuz. Kısıyorum. Taşma sakın. Şşt şşt. Sakin ol şampiyon. Of. Tuz atmadık. Karabiber atmadık. Karabiber atıyorum biraz.
kafi. Tuz atıyorum. Aslında pul biber daha çok yakışıyor. Atalım. Ondan da atıyoruz zaten. Tuz. Evet. Pul biber. Ve gördünüz mü ne kadar pratik bir çorba? Çok. Çalmaç. Kapatıyor muyuz? Bir tık kaynıyor mu? Bir tık kaynamasında fayda var. Ondan sonra kapatalım. Şimdi son yemeğimiz etli mantının etini koymamız gerekiyor. Evet, kemikli dana eti var ya, evet. Onu bir koyalım. Etimi beğenecek misin bakalım? Beğenirim. İnşallah. Güzel görünüyor. Mustafa'cığım, selam olsun sana. Çengelköy'ün en yakışıklı kasabı. Vallahi bak her gelen çok beğeniyor etini, söyleyeyim. Evet. Şu kemikli olması her zaman iyidir. Böyle suyunu kullanacaksın tabii, çünkü. Tabii suyunu kullanacağım. Haşlamada suyunu sıcak kullanacağım. Sıcak mı soğuk mu? Fark etmez. O zaman sıcak koy, çabuk kaynasın. Tamam. Mantı bayağı olur. Kullanacağız, suyunu kullanacağız. Bak şimdi bu tarafa geldim ya Esin abla. Efendim. Ne kadar güzel çorbanın kokusu bu tarafa gelmiş. Kokuyu aldınız. Ya o kadar güzel kavrulmuş mısır kokuyor ki. Evet, mısırımızda fırınlanmış mısır un olduğu için daha ayrı bir lezzet verdi. Tamam, yeter. Tuz ilave edelim. Şöyle. Evet, yeterli. Çünkü içini de hazırladığımız zaman şey yapacağız. Şimdi espriyle karışık az önce gelen Kastamonulara ne dedim? Nasıl, ne yemek yapacaksınız? Çünkü biz her gelen konağa hani farklı bir şey yaptırmaya çalışıyoruz. 5 sezon oldu, size de alternatif olsun istiyoruz. İşte bir sürü mantı yaptık ya, bir sürü her şeklini, kapama şeklini yaptık. Mantının içinde et var. Evet. Kıyma değil, bayağı eti didikleyeceğiz. Pişmiş, ve pişmiş, haşlanmış, didiklenmiş eti koyacağız. Onu bir güzel kızartacağız, sonra da et suyunda haşlayacağız. Evet. Geçelim. Kastamonu mutfağından pirinçli etli mantı. Hamuru için 750 gram un, 1 adet yumurta, 1 tatlı kaşığı tuz, aldığı kadar su. İçi için 1 kilo kemikli dana eti, 1 su bardağı pirinç, 1 yemek kaşığı tereyağı, 1 su bardağı sıcak su, 1 tutam maydanoz, karabiber ve tuz. Haşlamak için et suyu. Kızartmak için sıvı yağ. Bugünkü konuklarımın getirdiklerini zevkle kilere yerleştiriyorum. Şunlara bayıldım Volkan. Baksana ne güzel durdu. Evet. Elinize sağlık. Afiyet olsun. Evet. Getirdiklerimizi yerleştirdik. Burada yaş taranım var. Yaş taranımız var. Burada turşu. Kanlıca mantarından yapılan bir turşumuz var. Bu turşuyu masaya koyalım ama. Koyalım Nursel'cim. Tamam. Bu turşu da olduysa da karışık, çıkarırız da biraz. Tamam, o da olmuştu. Getirdim ama unuttum, sonradan aklıma geldi. Tamam. Kuru mantı için hazırız. Pirinçli, etli, kuru mantı. Evet. Hadi. Hazırız. Şöyle 750 gram falan un yeterlidir. Evet. İyidir bize. Tuz. Biraz daha. Benim tuzum azdır. Hayır hayır onu. Ha. Bence iyi. Bence de iyi. Tamam. Sen şimdi bir de az gelir falan. Yumurta yok. Hayır, kullanmıyorum. Hani arzuya göre kırılabilir bir tane. İstiyorsanız kırabiliriz. Ben bilmem. Yani bazen kırıyorum, bazen kırmıyorum. Bugün keyfin nasıl? Kıralım mı, kırmayalım hadi mı? Kıralım size. Hadi kıralım sizi. Alayım mı ben? Ben bitireyim şurada. Yumurta kırılan hamurları seviyorum gerçekten. Tamam. Daha böyle kaliteli bir hamur oluyor. Şimdi ben o çiğ kıymadan yaptığım mantıyı mutlaka kırıyorum. Hani hem dağılmasın ha, diye. Güzel. Şöyle iç pilav gibi sanki böyle bir bardaktan aynı bir pilav yapacağız ve onu etle buluşturacağız. Çok oldu. Şöyle bir. İnşallah etimiz pişmiştir. İnşallah. Bakarız. Ben sana bir bardak pirinç yıkayacağım. Şimdi bu pirinçli etle, didiklenmiş etle bir buluşacak. Evet. Efsane. Sen pirincinle ilgilen, ben düdüklüğüne bakayım. Şöyle geçersem belki daha rahat hareket ederim. Birazcık tuz kullanacağım.
Nursel'cim suyumuzu alabilir miyim? Biraz daha lütfen. Tamam, teşekkür ederim. Tuz attın mı? Evet. Şimdi etlerimizi. Yalnız et suyumuz şahane şekerim. Evet. Çok güzel. İyi, kemiklerimiz dağılmış. Evet. Şöyle vereyim mi? Tamam, teşekkür ederim. Şimdi içimizi hazırlayana kadar muhteşem bir hamur oldu. Bu var ya, oy sert olmuş biraz ha. Ama öyle istedi. Tabii ha? Biraz kulak memesinden usta biraz şey. İstedi. Tamam, şöyle dursun. Dursun, dinlen. Sen ne yap biliyor geldim musun Figen abla? Söyleyeceğim. Kızları topla. Hepsini çağırayım ben, gelsinler. Aynen öyle. Bir hep beraber şöyle mantı yapalım. Tamam. Et suyunu buna tamam, süzüyorum. Tamam, ona süzelim Nursel'cim. Birazdan. Evet. Altını yakacağız. Kaynayan et suyunun içine kızarttığımız mantıları atacağız. Hı, tamam mı? Nursel'cim tamam. Kızları topladım. Ellerini yıkayıp geliyorlar. Bütün kızlar toplandık aynen olacağız. Bütün kızlar ha, toplanmış olacak. Figen'cim sen maydanoz doğrarsan doğru sevinirim. Şimdi. Şimdi Nursel'cim. Sen bunu buna al aşkım. Tamam. Kemiklerini ona alalım. Bunu tamam, karıştırırız. Şöyle yapalım. Tamam. Şöyle alayım mı elimle? Al, daha iyi. Tamam. Dallarını ayırıyorum. Sadece yapraklarını alıyorum. Fark etmez. Hepsini böyle ince ince kıyabilirsin. O dalları asıl nasıl evet, ne kadar faydalı. Nusacığım ben bir elimi yıkamak istiyorum ama. Çünkü çok yağlı şu anda elim. Tamam, sen yıka, ben pirincini katacağım. Evet. Pirincini böyle iç pilav gibi yaptık. Çok pişirmedik. Etim. Evet, aynen öyle. Ne? Şey yapmadım. Ay için güzelliğine bir bakın. Ben bunu şu an yerim. Şimdi biz ona karabiber. Maydanozunu bir ilave ediyoruz. Tabii tabii. Buyur. Tabii Figen'cim. Evet. Öf. Ne güzel koktu. Şu an bitirdiniz beni. Evet, ne güzel koktu. Ben elim ıslak. Senden rica edebilir miyim? Ha. Karabiber. Evet. Karabiber, şimdi, tuz. Tamam, tuz yeterlidir. Karıştırıyoruz. Evet, buyur şekerim. Oklavamı rica edebilir miyim? Hemen seni bugün benim çok yordum ben. Yoracağım tabii. Ben seni yordum. Yok, aslında ben büyük keyif aldım. Yine sevdiğini mi vereyim? İnceyi vereyim. Lütfen. Ben bir de bıçak rica edeceğim. Şimdi böyle koca koca hamurlar yapacağız. Bakın. Evet. Ben şunu böyle olduğumu çok seviyorum. Özleşti. Ayşe. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Ayrı olalım. Böyle dolanalım. Gelin. Aa, bu ne? Ben size gelemedim. Siz bana mı geldiniz? Çok teşekkür ederim halacığım. Biz Ayşe ile aldık. Dedik ki siz yukarıda pişirsiniz. Tekrar öpeyim seni. Eyvah. Çok teşekkürler. Kolay gelsin. Daha önce size söyledim. Aşağıda evet, görünce bayıldım kızına dedim. Çok güzel bir kızın var. Teşekkür ederim. Ve siz de çok güzelsiniz. Duyduğuma göre kapan kapmış. Yüzükler evet, yeni takılmış. Evet. Ne kadarlık? Kaç aylık? Temmuz'da. Evlilik. Ağustos'ta düğünümüz var. Hayırlısı olsun. Beklerim. Yaşın kaç? 25. Tam zamanı. Evet. Senin yeğenin? Kuzenim, eşimin kuzeni. Ama eşin o tarafından. Evet, eşim tarafından. Ama hala olmadığı için. Yani halası. Ben yenge değilim şu anda, ama halasıyım. Ama biz Sevtap'la 40 senedir beraber birlikteyiz. Sen yama ya yapmaya geçmişsin gördüm. Kenarlarını evet, ziyan etmek istemedim. Fark ettim. Bu çok güzel bir taktik. Bir de gösterelim hatta. Şu kenarlarını evet, ne yapıyorsun göster. Yama bak, yapıyor. Bak burada görmedi Volkan. Köşeyi köşeye yapıştırıyor. İşte buna biz
anne diyoruz. Kızlar. Sıkışça da peşperk deniliyor. Aynen. Bak hemen hocalık yaptı. Peki içimizi de bir yandan o zaman koyalım. Kapamayı tamam. da göstersen bize. Tamam. Şekerim. Ne Efendim kadar yağ? Bak bakalım. Geleyim ben. Geleyim mi? Gel. Şeyler... Kızlar şeyleri kulakları iyi kapanırsa taşmasın dışarıya açılmadan. Evet. İyi Hadi. Mi? Tamam, tamam. Tamam. Kızdı sanki. Şöyle yaparız. Ses veriyorsa. Niye korktun? Mantının son aşamasındayız. En güzel tarafı bu şimdi. Şimdi bir posta da öbür türlü yaparız. Evet. Şekerim dur ben sana sunum tabağını vereyim. Tamam. Çok çıtırlığını kaybetmek istemiyoruz. Böyle çok haşlamıyoruz. Evet yani etin suyunu alsın. Aynen. Lezzetini alsın bize yeterli. Of ya. Nursel'cim. Canım. Gördüğün gibi. Mantılarımız nasılmış? Böyle böyle değil, değil mi? İstersen şunu alsam mı yanmada? Tabii, tabii. Neyle alalım onu? Maşayla. Hemen. Bunu da yardım eder misin Nursel? Evet. Evet. Bu kadar. Nursel'cim. Şimdi doğruya doğru bu kızartma aşaması hakikaten 2 kişi, 3 kişi gerekiyor. Ama dedi ki aynı şekilde fırında da yapılabiliyor. Tabii, fırında da tercihe bağlı. Yani yağda ben... kızarınca çok güzel oluyor kabul ediyorum ama fırında da olabilir. Zamandan kazanmak için fırına. Evet. Evet. Onlar da sonuncular. Anam bunlar eksilmiş. Acaba? He? Ben gördüm ama alanını. Kim? Söylemem. Bizimkiler mi? Evet. Vallahi bak eksilmiş ha. Saymıştım ben onları. Bir su içtim ver. Şekerim sen üstünü değiştireceksin. Tamam Nursel'cim. Kızlar siz dinlenirsiniz. Öğretmenim bana yardım eder. Altını da kapatır mısın? Gel gel geldim, gel gel geldim. Gel. Var mı eksiğimiz? Yok, herkes burada. Dumanı üstündeyken günün en mis kokanağını sunumlar gelsin. Bunun özelliği böyleymiş. Tabii sıcak sıcak böyle parçalanmış. Biraz tabii soğumuş oldu ama böyle soğanlı, cevizli harcının böyle çıkması için iyice parçalamak gerekiyormuş. Bunları da sen koy istersen tamam. Üstlerine. Biraz böyle üstünün kabuk tutmasını bekledik ki üstünde durabilsin kestaneler. Eline sağlık. Cevizi ne yapacağız? Çorbamızı yapacağız. Doğru. Vay! Vay! Çok havalıymış. Ne güzel olmuşsun. Teşekkür ederim. Çok beğendim seni. Peki. Var mı bir eksik? Hayır. Ellerinize sağlık. Masayı hazırlıyoruz. Tamam.
bugün konuklarım Kastamonu Çatal Zeytin'dendi. Evet. Bak söyledim. Söyledin Nursel'cim. Yaşamı Paylaşalım Yaşamı Derneği. Paylaşalım Derneği'nden 4 ekibi. Tane değerli misafir ağırladım. Bugün neler yaptık? Çalmaç çorbamız. Aha. Etli mantımız. Cevizli gözlememiz. Kesnaşımız. Evet. Mutfağınızdan misler gibi yemek kokusu, masanızdan böyle tatlı insanlar. Bence hafta içi ekranlarınızdan biz hiç eksik olmayalım ki bu kadar güzel insanlar tanımaya devam edelim. Nerede izleniyorsak afiyet olsun. Hoşçakalın. Buyurun.